dostluğa çevirmiş yüzünü benden. Dostluğa hasretin söylesin gözle görenler. Şimdi bizden yüz çevirmiş yarenler, yarenler. Evvelki gitmezdi gözünü bende. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ Müstesna olun. Bir eseri çok güzel icra ettiniz. Arkadaşlarım da ellerinize sağlık diyorum. Sağ olsunlar. Gayet güzel bir eşlikle. Hocam sohbetimize devam edecek olursak. Peygamber Efendimizin herkes dostu olmak ister elbette. Hazreti Peygamber'in hani ümmetim diye yad etmek, anmak veya ümmetim diye çağırmak, söylemek istedikleri kullar içerisinde olmak hepimizin arzusu. Ama illaki o da onun da bir dostluk mertebesine daha yakın oldukları var sahabe içerisinde. Hazreti Peygamber'in en yakınında olanlar, dostum diye tarif ettikleri kimler mesela? Hocam bu soruyu Amr İbnül As merak etmiş. Daha doğrusu şunu da söyleyelim. Zatüs Selasil diye bir seriye var. Hazreti Peygamber oraya gönderiyor Amr İbnül As'ı ve bu seriye başarılı bir askeri harekatta sonuçlanıyor. Ve böyle olunca hani Resulullah'ın yanında Amr İbnül As biliyorsunuz daha öncesinde Müslümanlara karşı durmuş bir insan ve Habeşistan hicretleri sırasında Müslümanları geri getirmek için Necaşi'ye gitmiş birisi. Onun katında, onun yanında değerinin yükseldiğini düşerek belki de kendisine dair bir şeyler umarak bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah, senin insanlar içerisinde sana en sevimli olan kimdir diye soruyor. O da diyor ki hanımım Ayşe'dir. Erkeklerden kimdir ya Resulallah diyor. Onun babasıdır diyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor. Sonra bakıyor ki hani kendisine dair bir cevap alamayınca soruyor. Sonra kimdir ya Resulallah? Sonra Ömer'dir. Sonra kimdir? Osman'dır. Sonra Ali'dir. Ondan sonra Amr İbnül As diyor ki baktım ki diyor Hazreti Peygamber beni en sonda zikredecek diyor. Oradan sonra sormayı bıraktım diyor. Ve bu hani hadisten anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'in hem kendisine tabi olma ve ilk Müslüman erkek, hür erkek olma özelliği taşıması sebebiyle Hazreti Ebu Bekir'i çok sevdiğini ve onu dost olarak kabul edebildiğini, ki hicret sırasında da özellikle onun hicret etmesine müsaade etmeyerek Allah sana bir hicret arkadaşı verecektir diyerek onu kendine sakladığını ve o yolculuğa, kutlu yolculuğa beraber çıktıklarını
biliyoruz. Ve bu anlamda eğer buna bir cevap vereceksek elbette ki Hazreti Peygamber ashabı arasında bir ayrım yapmaz, ama eğer böyle bir şey söyleyeceksek en sevdiği kimdi diye, elbette ki küçük yaşlardan itibaren tanımış olduğu ve daha sonra da kendisine iman edenlerin ilklerinden olan Hazreti Ebubekir'i başta saymamız gerekir.